Dün gece yapamadığımız toplantıyı 2 saat sonra yapacağız. Zeynep'le bugün hesabı kapatıyorum inşallah. Ne olur sakın seni ikna etmesine izin verme Halil, lütfen. Hayatım olur mu öyle şey? Artık ona inanmam mümkün mü? 200'lü yalancı. Daha önce neler yaptı, ikna etti seni. Anahtarı da o kopyalatmıştır eminim. Daha önce de Mustafa'lara yerimizi söylemişti. Menekşe. Menekşe bir sakin ol. Bak bu toplantıdan sonra Zeynep bu şirketin kapısından içeri giremeyecek. Emin ol. İnşallah. Siz ne yaptınız? Babanla diyorum, konuştunuz mu babanla? Babam da bu eve artık zor gelir herhalde. Ne oldu ya? Eşyalarını da aldı gitti. Daha doğrusu abimler yolladı evden. Ne diyorsun? Sana bir şey yapmadı yine değil mi? Yapamadı. Parayı da geri verdiğimizi öğrenince olay çıkarttı. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Abimler de artık dükkanda çalışmayacaklar. Öyle mi? Benim yanıma gelsinler canım. Benim güveneceğim insanlara ihtiyacım var biliyorsun. Olmaz Halil. Bizim ailenin sorunlarını sırtlanmak zorunda değilsin. Zaten onlar da kabul etmezler. Onlar istese ben istemem. Menekşe gereksiz tepki gösteriyorsun, farkında mısın? Lütfen teklif bile etme, tamam mı? Tamam. Halil, o evden taşın sen de ne olur. Mustafa yerini öğrendi, tekrar gelebilir. Ne olur durma artık o evde. Menekşe, Mustafa'dan korkmuyorum. Hele bir daha gelsin. Keşke gelse. Öyle söyleme ne olur, beni dinle. Tamam tamam, bakacağım. Kendim için değil ama senin için korkuyorum. Bir daha aynı şey yaşamanı istemiyorum Menekşe. Of. Ne oldu? Kim var içeride? Karışma sen. Abi yine ne saklıyorsunuz? Bak hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sonradan ben Tonga'ya düşüyorum ha. Seninle ilgisi yok be. Bak. Tüh. Sen de bu işin içindesin değil mi? Hadi lan. Hadi. Abi buraya niye getirdiniz? Ne işi var burada? Sana ne? Hadi sen kendi işine bak. Aman iyi tamam be. Bana neyse bana ne. Zaten çıkıyorum ben, gidiyorum. Nereye, bana bak. Kadir'e madire bir şey söylersen. İsmet abi ayıp ediyorsun ama. Kadir'in yüzüne bakar mıyım artık? Beni ilgilendirmez. Toplantıya kadar benim odama gel. Halil Bey odasında mı? Evet efendim. Haber vereyim. Evet. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Halil kusura bakma. Kusura bakma, habersiz geldik. Ama konuşacaklarımız var. Merhaba Kadir. Çok önemli. İyi otursanıza. Ne oldu? Kadir'in anlatacaklarını bir dinle. Gidip o kadının kaldığı yeri bulacağım. Saçını başını yolacağım. Hasan'ın dükkanını yerle bir edeceğim. Öyle bir hırsım var. Sen babamın şiddetinden şikayet ediyorsun. Bu dediklerin ne peki? Döveceğim, saçını başını yolacağım, dükkanı dağıtacağım falan. Ama ne? Madem istemiyorsun artık onu. İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir adam 7'sinde neyse 70'inde de odur. Artık çekemem. Vallahi da billahi de çekemem. İyi o zaman. Boşa kurtul. Boşarım valla. Ben de dilekçe vereceğim. Kız, ana kız birlikte verelim. Tamam olur. Hayır, bir olay da bundan çıkar şimdi.
Hadi hadi. Kalabalık olmadan pazar işini halledelim. Giy üstüne bir şey de çıkalım. Bırak evin işini ben hallederim. Gidin gelin siz. İyi madem. Ama dükkanın önünden geçeceğiz. Biz de karşı kaldırımdan geçeriz. Hadi hadi çabuk ol. Toplantı saatine kadar harekete geçmemiz lazım. Vakit var mı? Var. 2 saat. Komiserim. Olayın seyri değişti. Artık her şeyi biliyoruz. Hemen hemen her şeyi. Doğan Türk Tesisat. Buyurun efendim. Dinliyorum. Neresi? Ha. Evet de bizim usta rahatsız birkaç gün. Eğer beklerseniz. Tabii. Tuvalet beklemez. Peki tamam. Kusura bakmayın. Hain bunlar, hain. Hayırlı işler. Varım bistro. Gecko. Entschuldigung. Ich habe dich verletzt. Ja. Du hast mich verletzt. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Yemin et. Und ich habe beschlossen, mit dir zusammen zu sein. Var ya. Ben seni canlı yerim be. Aşkım.